şirketin o kadar büyüdüğüne bizi ikna ettiler ki biz de o büyümeyle beraber umutlandık yani. Hatta kendileri de bize daha iyi bir hayat sürebileceğimiz zamları vereceklerini vaat ettiler bize. Ama zamları aldığımız zaman gördük ki umutlarımız istediğimiz gibi olmadı. Biz oradaki çalışma ücretlerimizin daha iyi olmasını istedik. Diğer sosyal haklarımız olsun istedik. Onun dışında hani örgütlenelim istedik. Bizi savunacak birisi daha olsun istedik. Çünkü hani her zaman patrona, müdüre, yöneticiye bizim ulaşmamız çok kolay olmuyor. Biz bu sefer bizim haklarımızı savunması için Petrol İş'e üye olduk. Biz üye olduktan sonra daha çok geri çekmek için, ikna etmek için uğraştılar bizleri. Fakat hani yine bir orta yol bulamadık. Bu sefer biz arkadaşlarımıza destek verdiğimiz için de kapının önüne konulduk yani. Yani bir burada bir kadın iradesi var. Gerçekten güzel bir birliktelik var. Bir inanmışlık var. Yani sonuçta buradaki insanlar haklı olduğunu biliyorlar. Yani devletin onlara verdiği anayasal haklarını kullanıp sendikaya üye oldular. Bunun ötesinde bir durum söz konusu değil. Ama bunun karşılığında başlarına gelmeyen kalmadı yani. Yani devlet yetkilileri diyor ya işte artık iki sendika bile üye olabilirsiniz. Yani arkadaşlarım bir sendika üye oldular. İşlerinden oldular, ekmeklerinden oldular. Ve tazminatsız bir şekilde işten atıldılar. Benim hayatım aslında çok şey değişti. Yani bir çok farklı insanlar tanıdık. Daha öncesinde acaba diyorduk ki bu böyle bir şey olsa, böyle bir bilince insanlar varır mıydı veya dayanışma amaçlı? İnsanlar gerçekten çok büyük ilgi gösteriyorlar. Hani diyoruz ya 900. sokakta biz direniyoruz ama bakıyoruz ki milyonlarca kişi bizi izliyor ve bizi takip ediyor. Örnek alınıyoruz. Bu güzel bir şey. İkincisi direniş bize bir okul oldu aslında. Ben hiç hayatımda örgü bilmiyorum mesela. Örgüyü öğrendim. Sonra cümle kurmayı öğreniyoruz. Yani bizim arkadaşlarla birbirimize sadece bir merhabamız vardı. Birbirimizin özeline kadar her şeyi biliyoruz yani. Çoğu arkadaşımız için geçerli bu. İnsanlar bilinçlendikçe burada durmalarının daha çok gereğini anladılar ve burada olmayı artık daha çok istiyorlar. Başlarda daha küçük bahanelerle gelmediğimiz zamanlar oluyordu ama şu an artık burada olmamızın bir faydası olduğunu biliyorlar ve onun için burada durmaya çalışıyoruz. Soğuğa, işte yağmura, her şeye daha fazla direniyoruz. Çünkü biz burada olursak ancak hakkımızı alabileceğimizin farkındayız. Başladığım kişi değilim. Şöyle, mesela o zamanlar biz bu direnişi ya da hani dışarıdaki insanların birbirine bağlılığını bilmiyorduk. Hani mesela dışarıdan bir böyle bir örgütlenmiş ya da direnişte olan insanları gördüğümüz zaman aman deyip geçebiliyorduk. Ama şu anda biz onlarla aynı durumdayız. Ben burada öğrendim ki gerçekten sadece canı yanan canı yanana destek veriyor. Eğer canın yanmıyorsa bana ne deyip geçebiliyorsun yani. Yan yana olduğumuz zaman ve burada biz anladık ki bizim burada olmamız birilerini rahatsız ediyor ve gerçekten demek ki onlara bir korku verdik ki demek ki bu şekilde çözüleceğine inandıkları için bizi buradan göndermeye çalışıyorlar. Onun için de biz de daha çok birbirimizin yanında olup burada olmaya çalışıyoruz açıkçası. Normal sermayesinin de kör inadından vazgeçmesi gerekiyor. Anayasal bir durum olan sendikayı düşman durumlar olarak görmemesi gerekiyor. İnsani ve kişilik haklarımız söz konusu olduğunda da vallahi kendi sınıfsal çıkarlarımızı hiç kimseye değişmeyiz. Yani biz Petrol İş Sendikası olarak yazın sıcağında da, kışın soğuğunda da arkadaşlarımızla beraber olmaya ve bu direnişi dediğim gibi zaferle sonuçlanana, kaslanana kadar sürdürmeye kararlıyız. Isınmak en insani ihtiyaç aslında ama onu bile engellemeye çalışıyorlar. Yani biz düzgün bir çadır kurma hakkımız bile yok. Hani sadece brandalarla üzerimizi örtebiliyoruz, yağmurdan korunabiliyoruz, soğuktan korunamıyoruz maalesef. Yani bunu neden engellediklerini de anlayamıyoruz. Hani doğalgazdır, şudur budur bir şeyler bahane ediliyor ama hani bize tamamen bu hani gerçekten burada bir tehlike olduğu için engellendiğini düşünmüyoruz. Daha çok hani buradan bizi kırma amaçlı yapıldığını düşünüyoruz. Onun için de hani şu an ısınamasak bile burada durmaya çalışıyoruz. Mülki amirlere talimat verilerek bunlar bizzat gözlemleniyor. Zaman zaman valiler, kaymakamlar aracılığıyla emniyette talimat verilerek buradaki direnişin kırılması hedefleniyor. Ve
bu direniş burada devam ederken biz çok büyük zorluklarla karşılaşıyoruz. Kar da olsa, kış da olsa onlar gelip bizim çadırımızı da sökse biz ertesi gün burada bu çadırı kurarak direnişe devam edeceğiz. Kış geldi, eve düşüyoruz. Görsünler burayı bence. Bir başımızdakiler şurayı dinlesinler, şu insanları görsünler ne istiyorlar. Ya bu insanların istediği çok şey yok yani. Sadece haklarını istiyorlar. Soba kuruyorduk. O sobayı bir telefonla bile yasakladılar. Yani görsünler ki bu insanlar bir şey düşünüyor yani. Bugün bir gelip de bu onlar görsünler. Bizim yerimizde görsünler. Bu insanlar neler yaşıyor? Biz dayanışmamızı veya direnişimizi büyütmeye çalışıyoruz. Diyoruz yani bir Euroşe ya da Florvar önünden geçerken şuranın halini bir düşünsünler. Sonuçta bir sosyal medya var. Sosyal medyada insanlar takip ediyorlar. Şurada insanların neler yaşadıklarını, hangi şartlar altında baskıları, nasıl boyun eğmeden direndiklerini bir gözlerinin önüne getirsinler. Ona göre Florvar'dan alışveriş yapsınlar. Bu sadece işte maddiyat veya bütçe olayı aşıyor ve dayanışma ve bilinç olayına gidiyor bu konu. Ne zamana kadar? Sonuçta bütün arkadaşlarımız sendikalı bir şekilde işlerine geri dönünceye kadar bu direniş sürecek yani. Hiç kimsenin burada işte bir an evvel bu direnişin bitmesi, işte bir an evvel işte ne zaman bitecek veya gibisine böyle yılgınlık, herhangi bir durum söz konusu değil. Tam tersine herkes burada zafere odaklanmış durumda. Bizler bu fabrikanın kapısından sendikalı bir şekilde içeriye girmeyinceye kadar asla burayı terk etmeyeceğiz. Yani bütün arkadaşlarımızın söylemleri bu yönde yani.